ve c maddesine geldik. Bakalım neymiş? Verilen diferansiyel denklemin başlangıç koşulu f2 eşittir 3 olan özel çözümü y eşittir fx olsun. Buna göre x eşittir 2 noktasında f'in yerel bir minimumu mu vardır, yerel bir maksimumu mu vardır? Yoksa her ikisi de söz konusu değil midir? Cevabınızı açıklayınız demişler. Tamam. Bir noktada yerel minimum veya yerel maksimum olup olmadığını anlamak için fonksiyonun o noktadaki türevine bakabiliriz öyle değil mi? Eğer türev sıfır ise bu noktamız yerel minimum ya da yerel maksimum olmak için iyi bir adaydır. Eğer sıfır değilse ikisi de değildir. Ve sıfır ise de bu noktanın yerel minimum mu yerel maksimum mu olduğunu bulmak için de ikinci türevin işaretlerinden faydalanabiliriz. Peki öyleyse bir düşünelim. Biz f'in türevinde 2'nin neye eşit olduğunu hesaplamak istiyoruz. Evet, f'in türevi x ki bu da dy bölü dx ile aynı şeydir. Eşittir 2x eksi y idi değil mi? Bunu bir önceki problemde görmüştük ve buradan da f'in türevinde 2, şuraya yazalım, f'in türevinde 2 eşittir. 2 çarpı 2 eksi x 2'ye eşitken y değeri neyse o. Peki biz x eşittir 2 iken y'nin değerinin ne olduğunu biliyor muyuz? Tabii ki işte tam burada bize vermişlerdi. y eşittir f x verilmişti. Yani x eşittir 2 iken y eşittir 3. O zaman 2 çarpı 2 eksi 3 oldu. Bu da 4 eksi 3'ten 1'e eşit olur. Ve 2'deki türevimiz 0 olmadığı için bu noktada bir yerel minimum ya da yerel maksimum söz konusu değildir diyeceğiz. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. f'in türevi 2 eşit değildir 0 olduğundan x eşittir 2'de f'in ne yerel minimumu ne de yerel maksimumu vardır. Burası tamam. Şimdi bir sonrakini yapalım y eşittir mx artı b verilen diferansiyel denklemin çözümlerinden biri olduğuna göre m ve b sabitlerinin değerlerini bulunuz demişler. Hmm, bu ilginçmiş. Peki y eşittir mx artı b'nin diferansiyel denklemimizin bir çözümü olması üzerine düşünmeden önce şimdiye kadar elimizde ne var gelin onları bir yazalım dy bölü dx'in 2x eksi y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani böyle verilmişti. Değil mi? y'nin x'e göre ikinci türevini de biliyoruz. 2 eksi dy bölü dx hatırlayın. Bu problemin b maddesinde bunu bulmuştuk. Bunu da şöyle ifade edelim. 2 eksi 2x artı y olarak görmüştük. Değil mi? Bunu burada yerine koyarak bulabiliyorduk. Evet. Bunu da yazalım. 2 eksi 2x artı artı y. Bunlar y eşittir mx artı b'nin bir çözüm olabilme durumunu düşünmeden önce bildiğimiz şeylerdi. Şimdi de y eşittir mx artı b ile çalışmaya başlayalım. Bu bir doğru denklemidir ve dy bölü dx eşittir. Buranın x'e göre türevi sadece m olur. Burası sabittir. x'e göre değişmiyor. Dolayısıyla x'e göre türevi sıfırdır. Bu sonuçta gayet mantıklı aslında çünkü y'nin x'e göre değişim oranı bizim doğrumuzun eğimi olacak öyle değil mi? Tamam. Buradan biraz daha devam edebiliriz. İkinci türevini alabiliriz. Y'nin x'e göre ikinci türevi eşittir 0 olur. E tabi lineer bir fonksiyonun ikinci türevi 0 olur değil mi? Tamam. Şimdi elimizde olan bütün bilgiler bunlar. Bu taraftakileri sorunun önceki kısımlarından aldık. Bu taraftakileri de y eşittir mx artı b'nin birinci ve ikinci türevlerini alarak bulduk. Peki bunlarla biz m'nin ve b'nin ne olduğunu bulabilir miyiz? Bir bakalım. m eşittir 2x eksi y diyebilir miyiz? Yok hayır o zaman yanlış yapmış oluruz. Burası biraz çeldirici kısım gibi geldi bana. Peki başka ne düşünebiliriz? İkinci türevin sıfır olacağını biliyoruz. Burasının bu özel çözüm için sıfır olacağını biliyoruz. Ve dy bölü dx'in M'e eşit olduğunu biliyoruz. Burasının M olduğunu biliyoruz. Evet işte çıktı. M'yi bulmak için yeteri kadar bilgimiz varmış. 0 eşittir 2 eksi M olduğunu biliyoruz. Hadi bunu yazalım. 0 eşittir 2 eksi M. Ve her iki tarafa M eklersek M eşittir 2. Süper. M'yi bulduk. Peki acaba buradan hareket başka ne yapabiliriz? Mesela evet şurası m'dir ve bunu da 2 bulmuştuk. O zaman şöyle diyebiliriz. 2 eşit 2x eksi y'dir Buradan da y'yi çekersek her iki tarafa y ekler ve her iki taraftan 2 çıkarırsak y eşittir 2x eksi 2'dir Evet çözümümüz buymuş Öyleyse buradaki M değerimiz ve buradaki de B değerimiz olur Harika hallettik. Bu kısmı biraz zorlayarak çıkardık gibi ama olsun Bu tip bir durumla karşılaştığınız zaman sorun değil yani ne yapacağız yapacağınızı aklınıza hemen getiremeyebilirsiniz. Bariz olarak ne yapacağınızı ilk bakışta o an fark edemeyebilirsiniz ki bu soruya baktığımda ilk bakışta benim de aklıma açıkçası hiçbir şey gelmemişti ve ben de kendi kendime şimdiye kadar bana ne verdilerse bir yazayım dedim. Böylece burası önceden gelmişti dedim. Burası da madem bir çözülmüş öyleyse buradan hareketle bir şekilde bunları kullanarak aradığımı bulabilir miyim diye düşündüm. Bu arada burada kullanmadıklarım da var. Bunu kullanmadım. Bunu kullandım. Bunu zaten kullandım. Bunu kullandım. Bunu kullandım. them. Bunu da kullandım ve evet bunu da kullandım. Sanki bu yaptığım eğlenceli küçük bir bulmacayı çözmek gibi oldu. Bize önceden verilen her şeyi yazdım ve buradan hareketle M ve B'yi bulabilir miyim diye baktım. Ve bu 2x 2 çözümü gayet güzel bir çözüm. Şöyle yukarıdaki eğim alanımızda buna bir bakarsak benim aklıma ilk seferde buradan bakmak gelmeyebilirdi açıkçası ama düşündüğünüzde 2x 2'nin y eksenini kestiği nokta eksi 2 olur. Bunu farklı bir renkte göstereyim. Ee, doğru şöyle bir şey olur. Bunun doğruluğunu göstermek isterseniz de bu noktaların her birinde eğimin 2'ye eşit olduğunu görebilirsiniz. Mesela eğer 2,2 yani 2'ye 2 noktasındaysak eğim 2 kere 2 eksi 2'den evet 2 olur. 1,0 için bakarsak 2 kere 1 eksi 0'dan 2 gelir. 0, eksi 2 için de 0 eksi eksi 2'den evet 2 olur. Gördüğünüz gibi bu gayet güzel bir çözüm çünkü etrafında eğimler sürekli değişiyorlar ama bu çözüm baştaki diferansiyel denklemin bir lineer çözümü çıktı ve bundan dolayı ben bu çözümü sevdim.